Kanal Çağrı'ya hoş geldiniz. Avrupa ve Almanya'dan haberlerle karşınızdayız. Ben Ekrem Çelikiz. Değerli izleyiciler, Ağustos ayı itibariyle Almanya'da vatandaşları bir takım değişiklikler ve yenilikler bekliyor. Ağustos ayı itibariyle Almanya'da telif hakkı, demiryolu işçilerinin grevi, yeni kimlik kartları gibi birçok konuda değişiklik yaşanacak. Düşük gelirli aileler, HARS 4, çocuk yardımı veya konut yardımı gibi yardımlara bağımlı olanlara hükümet çocuk başına bir defaya mahsus 100 Euro'luk bir ödeme ile yardım etmeyi planlıyor. Hükümet yapılacak para yardımını çocukların boş zamanları ve hobileri için kullanması çağrısında bulundu. Yeni başvurulan kimlik kartları 2 Ağustos'tan itibaren 2 parmak izi içeren bir çipe sahip olmalı. Parmak izi zorunluluğu artık belgeyi sahteciliğine karşı daha dayanıklı hale getirmeyi amaçlıyor. 1 Ağustos'tan itibaren telif hakkı yasası açısından çevrim içi platformlara yeni kurallar uygulanacak. Kullanıcılar platformlarında telif hakkıyla korunan eserler yayınlıyorsa çevrim içi platformların operatörleri bundan sorumlu tutulacak. Glifosat yasağı, tartışmalı ot öldürücü glifosata artık Ağustos ayından itibaren vatandaşların kendi bahçelerinde kullanmasına izin verilmeyecek. Ürünün oyun parklarında, spor sahalarında ve parklarda kullanılması da yasak. Glifosat AB genelinde 2022'nin sonuna kadar hala onaylandığından Avrupa yasalarına göre tamamen ulusal bir yasak mümkün değil. Glifosat içeren bitki koruma ürünleri de 31 Aralık 2023'e kadar geçiş dönemi boyunca onaylanmaya devam edecek. Almanya'nın bazı bölgelerinde yeni eğitim-öğretim yılı Ağustos ayında başlıyor. Mecklenburg, Batı Pomeranya ve Schleswig-Holstein'da öğrenciler 2 Ağustos'tan itibaren okullara geri dönecekler. 9 Ağustos'tan itibaren demir yolunda gecikmeler ve arızalar olabilir. Alman Tren Sürücüleri Sendikası grev ilan etti ve Deutsche Bahn çalışanları için %3.2'lik bir ücret artışı çağrısında bulundu. Değerli izleyiciler, bir sonraki haberde görüşünceye kadar hoşça kalın.